Evet arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün izin günümüzdeyiz. Yine Başakşehir'e Kayabaşı'nın pikniğe gidiyoruz. Şu an evimin bulunduğu Bağcılar Yüzyıl istikametinden İstoç'tan ayrılıp Mahmut Bey Arnavutköy yolu üzerine girmiş bulunuyoruz. Evet, konum olarak şu an Kayabaşı civarımızdayız. Kayabaşı civarında solda görmüş olduğunuz kurutlar, Kayabaşı Toki kurutları. Evet arkadaşlar. Başakşehir'e bağlı Kayabaşı mesire alanına gideceğiz. Bugün yine bir video paylaşacağım sizle. Bugün Türk kahvesi yapacağız arkadaşlar. Közde Türk kahvesi. Evet arkadaşlar. Kanalımızın abone sayısı 300'ü geçti. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Yorumlarınız için olumlu, olumsuz her türlü yorum açığız. Yani bir hatamız olur, bir kusurumuz olur. Her türlü yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an kanalımız 300 aboneye geçti. Elimizden geldiği kadar güzel videolar paylaşmaya ve güzel ve faydalı videolar paylaşmaya çalışıyorum. Yani bir kusurumuz olursa affola. Elimizden geldiği kadar videolarımızı özen gösterip güzel bir şekilde hazırlayıp size sunmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar, sol taraf Kayabaşı. Şimdi birazdan sola dönüş yapacağım. Sola dönüş yapacağım. Sola döndüğüm zaman zaten mesire alanından girmiş bulunuyorsunuz. Sağ taraf komple orman. Sol tarafta Kayaşehir toplu konutları, Kiptaş vesaire konutlar kalıyor. Yol üzerinde de mezarlıklar var. Mezarlıkların ismi Eski Şamlar Mezarlığı, Eski Kayabaşı Mezarlığı. Eski Şamlar Mezarlığı, Eski Kayabaşı Mezarlığı diye geçiyor. Navigasyona yazdığınız zaman Eski Kayabaşı Mezarlığı diye yazarsanız sizi direkt nokta atışı bu alana getirecek arkadaşlar, mesire alanında. Evet, tır geçelim. Tır biraz sıkıntı. Evet, burada biraz uzun bekleyeceğiz. Bu ışıkta 5 dakika önce yandı zaten. Buradan şimdi sol yapıp karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Karşıya geçtiğimiz gibi bizi bir yol çalışması karşılayacak. Orası normalde tek gidiş ve tek geliş. Şimdi çevre yolu gibi büyük bir yol yapılıyor. Çevre yolu yapılıyor oraya. O yüzden mesire alanı boyunca Şamlar köyüne kadar, yani Şamlar köyüne kadar yol çalışması var. Arkadaşlar bu mesire alanına normalde araçla girebiliyorsunuz. Mesire alanının uzunluğu Kayabaşı'ndan Arnavutköy'e kadar uzanıyor. Yaklaşık 15 kilometre var. İçerisinde istediğiniz şekilde, istediğiniz yere gidebileceğiniz kadar asfalt yol bulunuyor. Araçlarınızla istediğiniz yere gidebilirsiniz. Sonra şöyle anlatayım. Şu an araçla giriş yasak. Yol çalışması olduğu için yaya girişi serbest. Araçlarını dışarıya park etmek zorundasınız. Dışarıya dediğimde Şamlar köyüne giden bu şu anki asfalt, eski asfaltın sol tarafına park edebiliyorsunuz ya da sağ tarafına. Yani aranızda yeni yapılan bir yol çalışması bulunduğu bir alan var. Orayı yaya olarak geçmek zorundasınız. Evet, şimdi ışığımız, yeşil ışığımız yandı. Geçiyoruz. Evet. Evet, döndüğümüz gibi U dönüşü yapmadan hemen karşıya geçeceğiz. Bakın yazıyor burada zaten. Kayabaşı, Şamlar, Arnavutköy, Taşoluk. Kayabaşı, Şamlar. Bizim önceliğimiz Kayabaşı, Şamlar. Evet, girdik, görüyorsunuz yol çalışması var. Arkadaşlar burası gidiş gelişti, dikkat edin. Yani araç sollamamaya çalışın. Çünkü gidişli gelişli bir yol. Ve çok viraj olduğu için mesafeler kısa. Araç sollamayın arkadaşlar.
Acele etmeyin. Yani çok büyük bir piknik alanı. Herkese yetiyor arkadaşlar. Rahat olun. Evet. Yol üzerine yer yer setler var. Dikkat edin. Aracınıza zarar vermeyin arkadaşlar. Araç önemli şu devirde. Görüyorsunuz fiyatlar da uçtu. Aldı başını gidiyor. Herkes uçurdu fiyatları. Yani araç tamam masraflı bir şey ama çok gerekli bir şey İstanbul'da. Yani dolmuşla otobüste bir yere gitmeliyiz. Çok sıkıntı. Bir hastanız olsa itfaiye zaten 2 saatte geliyor. Şey pardon ambulans 2 saatte geliyor. Yangın olsa itfaiye 2 saatte geliyor. Trafikten gelemiyor ki İstanbul'da. Evet. Yol üzerinde de yol çalışması olduğu için harfiyat kamyonları çok seri bir şekilde yola fırlıyor. Yola çıkıyorlar. Aman dikkat edin. Evet şimdi böyle gidiyoruz. Aracımda arkadaşlar aracımın içinde fazla kişi olduğu için aracım biraz yere yaklaştı. Çöktü. O yüzden tümseklerden çapraz bir şekilde geçiyorum. Evet şimdi mesire alanı devam ediyor. Burada ben normalde burası harfiyat kamyonlarına açık. Yani bana yasak. Ama ben giriyorum. Hem çocuklar var hem de bir tane akrabam var. Ameliyatlı yürümesinde biraz sıkıntı var. O yüzden gireceğim arkadaşlar. Ne olacak yani sonuçta yani yasak alan olabilir ama sonuçta bir hastamız var. Onlar da anlayışlı olsunlar. Her neyse gideceğiz bakalım ne olacak. Şimdi arkadaşlar bakın mesire alanının girişi buralar. Burası normalde ücretli ama çalışma olduğu için giriş yapamıyoruz. Yaya girdiğimiz zaman da ücret almıyorlar. Temiz ve güzel bir alan. Ailenizle, sevdiklerinizle rahatça, gönül rahatlığınızla piknik yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Masaların birbirine yakınlığı en az 30 metre. Zaten masalarda ahşap olduğu için taşınıyor. Bazıları demir ama yine de taşınıyor. Sabit değil. Barbekülerin yanına ve gölgeleri istediğiniz gibi gezdirebilirsiniz. Artı şöyle de bir şey söyleyeyim. Çok temiz burası. Nasıl temiz? Belediye görevlileri, belediye temizlik görevlileri sürekli geziyor arkadaşlar. Temizlik aktif. Her dakika yani bir saatte bir görmeniz mümkün. Sürekli temizlik yapıyorlar. Sağ olsunlar. Yani yine de siz kirletmeyin arkadaşlar. Sonuçta yani bugün gelirsiniz, sonra bir daha gelirsiniz. Gelmeseniz de çevrenizi kirletmeyin, yerlere çöp atmayın. Yani doğaya saygınız yoksa kendinize saygınız olsun. Kendinize de saygınız yoksa bir şey diyemem arkadaşlar. Yani unutmayın hayvan bile pislediği yeri şeyi kapatıyor. Evet, şimdi ben şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bu piknik alanına giderken normalde bakın sağ tarafta araçlar var. Araç yolu oradan gidiyoruz. Oradan içerisi gözüküyor. Sağ tarafınıza bakarak giderseniz bu piknik alanında, mesire alanında her yerde barbekü yok. Şimdi biraz gidiyorsunuz, 3-5 kilometre gidiyorsunuz. Sadece oturacaklar var. Sonra barbekülerin olduğu bölüm başlıyor. Yani o şekilde ayırmışlar. Yani bakarak giderseniz mangalınız yoksa barbekünüz şart olacak. O yüzden barbekünün olduğu yere girersiniz. Tabii mangalınız varsa mangalınızı kullanabileceğiniz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Biz hala gidiyoruz. Geçen 2 hafta önce mangal yaptım. Kanalımda paylaşmıştım. Mangal yaptığım bir videom var. Artı tereyağlı yumurta yaptım kahvaltıda. Bunları yaptığım yere gideceğiz. Oraya geldik. Oraya kadar bir şey göremedim ben. Güzel bir yer. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben buraya kadar gelmeyi düşünmüştüm ama buradan bir giriş var. Zaten sabah saat 10'da geldik. Kimse de içeride kimse de gözükmüyor. Buradan kaçak bir giriş yapacağım. İnşallah aracımıza zarar vermeyiz. Yani daha ileriye gitmedim. Gerek yok. Gezmeye fazla gerek yok arkadaşlar. Burada gireceğim bakalım. Evet. Burası biraz yaya geçidi gibi bir yer ama birkaç kere araç girdiği için
girmiş daha doğrusu. Biraz yol gibi olmuş. Normalde girişi burası değil. Normal, bakın döneceğim şimdi sola. Oradan yol vardı ama yol çalışması olduğu için orası kapandı. Toprakla yol yaptılar oraya. Yol yığdılar. Bakın. Evet. Bakın şimdi döndüğüne, evet, böyle yol normalde bu şekilde gidiyordu. Ama orası yol oldu. Yeni yol yapıldığı için kapandı. Evet, buradan bir dönüş alacağım. Oradan dönemedim. Aracı 6 diyecekti. Tamam, buradan dönüyoruz. Şimdi ormanın içine gireceğim. Uygun bir yerde duracağım. Normalde biz geçen hafta geldiğimiz yer, o videoyu çektiğim yer. Hemen bakın. Bu sağ taraftaydı. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim, çok önemli. Bu sol tarafta görmüş olduğunuz kulübe, geçtiğimiz kulübe, orası normalde WC, lavabo, yani tuvalet. Ama burası araç girişine ve şeye kapalı olduğu için insanlara, yani araçta girişi kapalı olduğu için, aktif çalışmadığı için, yani şöyle söyleyeyim, belediye ücret almadığı için oralar kapalı, yani işin açıkçası o, kullanılmıyor. Bütün çeşmeler, içinde çok çeşme var buranın, hepsi kapalı. Su yok, lavabo yok, tuvalet yok arkadaşlar. Belediye para alacak bir durum olmadığı için şu an her yer kapalı. Yani para yoksa tuvalet de yok hesabı arkadaşlar. Orada gördüğünüz az önce cami de vardı, orası da kapalı. Şimdi geçen hafta yaptığımız yeri geçtik. Biraz ilerilere gidelim. Şimdi arkadaşlar fazla ileri gitmeye gerek yok. Buraları zaten beğenmedik. Neden beğenmedik? Burada elektrik panosu var. Bizim de çocuklarımız olduğu için gerek yok. Artı buradaki oturacaklar biraz zarar görmüş. Buradan döneceğiz. Bir de şöyle bir durum var. Ben şimdi buradan kaçak giriş yaptım. Akşam buraya giremezsem, ne kadar uzaklaşırsam benim için zarar. Çünkü eşyaları taşımak zorunda kalacağım. O yüzden fazla uzaklaşmaya gerek yok. Geçen haftaki yerimize döneceğiz. Öyle anlaştık. Bakalım. Oraya döneceğiz. Kimse görmeden hemen çıkalım buradan. Evet. Orada da tümsekler var arkadaşlar. Ha, bugün cumartesi. Cumartesi günleri hiç, yani kalabalık olmuyor. Hiç kimse olmuyor gibi bir şey, öyle söyleyeyim. Ama pazar günü çok kalabalık oluyor. Ama ne kadar kalabalık olursa olsun, masalar arasındaki mesafe çok olduğu için yani olumsuz bir durum, tehlikeli bir durum arz etmiyor arkadaşlar. Evet, biz şimdi bu sahada görmüş olduğumuz konteynerların az ilerisine yerleşeceğiz piknik için. Şimdi aracımdaki eşyalarımızı boşaltacağız. Beni 2 dakika bekleyin, geleceğim arkadaşlar. Size çıkışı da göstereceğim. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu arada eşyaları ben boşaltıyorum. Ses kaydını sonra da ekledim. Şöyle söyleyeyim. Ben az önce buraya giriş yaptığım için, yaptığım yer ormana. Normal patika yoldan yaptım. Hani benim aracımın altı değmedi ama bazı araçların altı değebilir. O yüzden oradan girmeyin. İşin aslı, ben biraz daha gitmek istedim de ilerisinde ışık göremediğim için bildiğim yere geri döndüm. Eğer buraya gideceğim bilseydim, bakın karşımda görmüş olduğunuz yolu görüyorsunuz. Dümdüz oradan gittiğiniz zaman aşağı iniyorsunuz. Geldiğiniz o yol çalışması olan yere götürüyor sizi. Oradan da çıkıp buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Patika yolu kullanmanıza gerek. Evet arkadaşlar, patika yolu kullanmanıza gerek yok. Şimdi göstereceğim size. Arkadaşlar bu arada abone olan olmayan herkese teşekkür ederim. Şimdi videolarım izleniyor ama herkes de abone olmuyor. Yine de teşekkür ederim izledikleri için. 300 aboneye geçtik şu an. 500. abonede arkadaşlar bir video hazırlayacağım. Yani bana abone olan herkesin ismini slide şeklinde video yapacağım. 500. abonede. Böyle bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Yorumlar yazıyorsunuz. Olumlu, olumsuz. Hiç fark etmez. Olumsuz yorumları daha çok açığız.
Her türlü yorum açığız. Sizin bizim için önemli olan yorumlarınız. Yani bunları dikkate alıp video hazırlayacağım. Elimden geldiği kadar özenip güzel videolar çıkarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Daha profesyonel değiliz. 300 abonemiz var. Ama Allah'ın izniyle daha profesyonel işler yapmaya devam edeceğiz sizin sayenizde. Beni izlemeye, abone olmaya devam edin arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Yani bu şekilde sizin destekleriniz olmadan zaten bu işler olmuyor. Herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Evet, şimdi eşyalarımızı boşalttık, devam ediyoruz. Size çıkışı göstereceğim. Evet, buradan dümdüz devam ediyoruz arkadaşlar. Patika yolu hemen sağda ileride, bir 50 metre ileride kaldı. Patika yolu kullanmanıza gerek yok. Evet, şimdi iniyoruz. Biraz taşlı yol ama güzel yani. Aracın altını, üstüne zarar verecek bir yol değil. Evet, buradan sol yapacağız. Burası geldiğimiz yol arkadaşlar. Yol çalışmasının olduğu yol. Bu şekilde gidiyoruz. Evet. Normalde sağ taraftaki görüyorsun asfaltı. Oradan geleceğiz. Oraya bir yere park etmemiz gerekiyor ama oralarda da 4-5 araçlık park yeri var. Yani istediğiniz yeri bulamıyor olabilirsiniz. Bulamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama park yeri, oraya park edeceksiniz eninde sonunda. Ben şimdi akşam araçla çıkamama riskini göz önüne alamıyorum. O yüzden aracı çıkartıp müsait bir yere park edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Birazdan Türk kahvesi yapacağız. Videolarımı izlemeyi, abone olmayı tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Hamurcu Gel YouTube kanalını takip edin lütfen.